Aynen, yani toplumsal cinsiyeti aslında birkaç yerde bahsediliyor. Ama bunun bir kere daha geniş bir şekilde ele alınması gerekiyor. Örneğin tarih programlarında, öğretim programlarına baktığımız zaman daha yakın tarihte bazı hareketlerden bahsediliyor. Öğrenci hareketi, işçi hareketi vesaire. Mesela buraya çok rahatlıkla kadın hareketleri, feminist hareketleri eklenmesi aslında öğrencilerin bunları biraz daha kafalarında canlandırma, toplumsal cinsiyetin öneminin öğrencilerin kafasında canlanmasına yardımcı olacaktır. Orada dikkatimi çeken, yani dikkatimizi çeken bir bölüm daha var. Toplumsal cinsiyet rollerinin de zannediyorum biraz siz eğitimciler nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama örtülü öğretim biçimiyle yani annenin sadece belirli rollerde, babanın sadece belirli rollerde müfredat içerisinde var olduğunu gözlemliyoruz galiba şu anki yeni müfredatta. Ben onu kişisel olarak gözlemlemedim ama şeyin eksik olduğunu biliyorum. Yani kadın ve erkeklerin eşit yurttaşlık haklarından eşit yurttaşlık haklarına sahip olduğunu vurgusunun eksik olduğunu görüyoruz.